Evet, afiyet olsun efendim. Buyurun, ben ilk defa içeceğim açıkçası. Merak ediyorum. Elif Hanım, afiyet olsun. Yorumunuzu alalım beğendiyseniz eğer. Şimdi, kıvamı çok cıvık olmuş. Ayrıca içinde kuzu eti var ve kokuyor. Gerçekten kokuyor. Kokmuyor. Gerçekten kokuyor. Koksaydı burada oturamazdık yani kokusundan. Hayır, Normal kuzu eti tadı var. Kuzu eti tadı zaten kuzu eti kokar ama defne yaprağı kullandınız mı? Bu çorbaya defne yaprağı girmez. Ama çok fena kokuyor. Gerçekten çok kötü kokuyor. Yani ben kuzu eti seçen biri değilim normalde. Kuzu etini severim. Sabiha Hanım da yapmıştı kuzu eti ama onun kuzu eti kokmuyordu. Bu gerçekten kuzu eti kokuyor. Çok sıcak. Çok güzel, kabakları çok güzel pişmiş. Hatta ben kabaklarını böyle beklemiyordum açıkçası. Çok güzel olmuş. Hani böyle kabak lifli bir sebze olduğu için parçalanabilir diye düşünmüştüm. Ama parçalanmamış. Bir de nohutu kendiniz mi haşladınız? Kendim haşladım. O da güzel olmuş kıvamında. Et çok güzel pişmiş ama dediğim gibi kokuyor. Kıvamından bahsedeyim size. Şimdi bu çorba diğer yoğurtlu çorbalar gibi işte yoğurt yumurtayla marine edilmiyor. Bu tuzlu yoğurtlu bir çorba. Hani süzme yoğurt veya market yoğurdu yok. İçinde Hatay'dan getirttirdim. Bu çorba hatta bir tık daha sıvı olur aslında bizde. Ama ben biraz katılaştırdım sizden dolayı. Hani un girmediği için kıvamı böyle oluyor ister istemez. Bir şey daha söyleyeceğim. Dünkü gibi yağ gerçekten güzel olmuş. Yağ o yeşil rengini vermişsiniz, güzel olmuş. Evet, yağ da bizim hem zeytinyağı hem de içindeki nanesi tamamen bizim bahçeden, Hatay'dan. Elif şu anda koyun koktuğu için içemiyor musun yani evet, çorbayı? Evet, gerçekten içemiyorum. Ki ben kuzu etini yerim. Severim yiyen kuzu etini. Yiyen biri olarak beni rahatsız etti. Evet, beni rahatsız etti. Gayet lezzetli. Elif'e katılıyorum. Bence de et kokuyordu. Sabiha abla. Eline sağlık. Bir ana yemeği olmuş bu. Yani resmen ana yemeği. Büyüklük. Nohutlarında da biraz çiğlik var. Yani şöyle 5-10 dakika daha pişseydi daha güzel olurdu. Hafif çiğlik var. Üstelik kabaklarının kesim orantısı kimi iri kimi ufak. Yapmayın dünkü gibi. Yani börek çorbanızdan sonra hepsi gayet düzenli kesilmiş. Hayır. Yani küçük, büyük. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu kabak zor kesilen bir şey biliyorsunuz bunu ki. Bunu kolay kesmek için bunu küçük küçük yapacaksın canım. Küçük küçük. Çok kolay kesilir bu. Ha, kocaman kabağı elinize alıp da kestiğiniz zaman, onun kabuğunu soyduğunuz zaman o çok zor soyulur. Yani sizin dünkü böreğin bir tanesi şu kadardı, bir tanesi şu kadardı. Ben bu kadar şey yapmadım, göze batmadım. Evet, hiçbiri börek de orantılı değildi. Evet. Börek çorba mı? Ki yani... Minik minik kesildi onlar. Nohut da... Yaklaşık 2 saat pişti bu arada. Ağzımıza, Sabiha Hanım'ınki ağzımıza sığıyordu. Şu etlerin büyüklüğüne bakar mısınız? Bakın ana, ben size şunu söyleyeyim. Eğer bu yemeği araştırdıysanız... Araştırdım. Bakın gerçekten araştırdıysanız... Yani küçük de var da ama, yani ama bu bir ana yemeği. Dinleyin lütfen. Gerçekten araştırdıysanız ama dinlemiyorsunuz. Gerçekten araştıran bir insan bu çorbayı gerçekten yöresine göre, hakkına göre baktığınız zaman bu çorbanın etleri ve kabakları daha büyük olur. Bu bir ana yemek değildir, bu bir çorbadır. Ben Sabiha Hanım'ın yorumunu da çok merak ediyorum. Çünkü kendisi dün gurme olduğunun altını çizmişti. Hı-hı. Doğru mu? Evet. Bugün yani bir gurme olarak mı yemekleri değerlendireceksin? Gurme olarak yemek ettim, şey de kokmuyor. Bana kokusu gelmedi. Gelmedi. Et kokusu gelmedi. Ben koyun etini sevdiğim için bana koku falan gelmedi. Dana etinde şey olur. Peki lezzeti nasıl? Yoğurdu kesilmiş mi? Yok, kesilmeyik. Bak, yoğurdu kesilmeyik dedi. Şöyle kaşığın tersine baktığında zaten bu tuzlu süzme yoğurt. Yani? Şeye ait, Hatay'a. Evet. Kesilmez mi diyorsun? Yani kolay kolay şey olmaz. Bunun içine yumurta konulmuyor. Un da katılmıyor. Ben mesela un katıyorum. Yumurta da katıyorum. Çırptım, birleştirdim dünkü şeyi çorbamı. Dünkünde. Tabii ki ne. Ama bu direkt şey olur, içine yalnız tebrik aktarılır. Ederim, iyi araştırmış. Evet. Çorbanın bütün ama malzemelerini, yapılışını. Hı-hı. Antep'te de var mı bu çorba? Tuzlu yoğurt Antep'te var. Bizim tuzlu salçalısı olur bunun. Tuzlu yoğurt bizde de var Kadir Bey. Yok, bizim tuzlu yoğurdumuz yok. Bana dışarıdan geldi. Yok, tuzlu yoğurdumuz yok. Yasemin Hanımcığım, şey söylemek istiyorum. Yani çorbada hani biz çorbayı böyle sıvı, daha az böyle küçük, yani minik minik şey yaptığımız için... öyle bilmiyorum, öyle yani yiyoruz çorbayı. Yani bir davet sofrası için şekli uygun değil mi? Yani hayır, şekilden ziyade yani çok büyük.
Ama yani bu bir davet çorbasıdır. Ekşilik olarak güzel yani ekşilik olarak bahsediliyorsa ya da herhangi bir kesime falan. Ama yani şu kabağa bakabilir misiniz? Kabakla şey aynı boyda. Evet kabak pişimi güzel olabilir. Dağılmamış. Benim anlamadım bu küp şeker mi de hepsinin şeklini aynı istiyorsunuz? Aynı, olabilir. Aynı ben kalkıp cetvelle mi keseceğim teker teker? Küp küp doğramış, minik minik doğramış değil. Boyutlarına takılmıyorum ama küçük olması gerekliydi. Elif'ciğim sen bir şey söylüyordun az önce. Evet ben Yağmur Hanım'a söyleyeceğim aslında. Buyur. Şimdi ben araştırdım Hatay usulü borani çorbasının. Gerçekten kabakları, etleri büyük oluyor. Hatta şöyle çorba kasesinde gelmiyor yemek tabağı. Yemek. Çukur yemek tabağında. Çünkü ana yemek. Ana yemek. Çünkü ana yemek. Evet ana yemek olarak da geçiyor, çorba olarak da geçiyor ama. Tamam o zaman ben şimdi, haklıyım ya. Ya hayatımda ilk defa görüyorsunuz tutturduğunuz ana yemek. Sen bir şey yiyeceğim ana yemeği bize çorba diye mi yedirdin şimdi ben anlamadım. Ya işte böyle bir güzellik şimdi, yapıyorum size. Bu kadar zor bir yemeği size çorba olarak ama çıkarırım. Ama şimdi bu çorba 1,5 saat zor olacak mı? 1,5 saat. Bak sadece bu çorban 1,5 saat. Sen ye o zaman bize verme. Çorba da böyle cıvık olmaz ama değil mi? Şimdi ana yemek diyemeyiz, çorba diyemeyiz. Ne diyeceğiz biz buna? Ne umdum ne buldum. Değil mi? Şimdi ben anlamadım. Ana yemek diyorsunuz. Çorba için çok sulu diyorsunuz. Evet. Şimdi bakın çorba bunların... için çok sulu olan bir şey nasıl ana yemek oluyor? Çorba için çok büyük parçalı. Şu an dediklerini bilmiyorum. Hayır, ben de dediğimi neden? Biliyorum. Hayırdır açıklayacağım inşallah. Şimdi size. Aklımız yerinde. Şimdi bakın siz bunu... Çok şükür. Yasemin Hanım bunu bize çorba olarak getirdi. Öyle değil tamam. mi? Bunu çorba olarak ben değerlendirdiğim zaman bu biraz cıvık olmuş. Bana göre cıvık olmuş. Ama Hatay usulü borani çorbası normalde büyük doğranır. Çukur yemek tabağında verilir. Yanlış mıyım? Yani bu böyle verilir. Hayır. Şunu demek istiyorum. Büyük dediğimiz de bu kadar bu kadar büyük değil. Hayır, tabii ki o kadar büyük değil. Ben de onu demek peki, istemiyorum. Çorba olarak mı geliyor? Peki literatürde Hatay'da bir borani çorbası var mı? Evet var. Yani bu o mu? Hattani diye geçer hatta. Tamam o zaman bu bir çorba yani bunu kabul ediyor musun? Ama kabağı farklı görül. Bakın borani yemeği diye bir şey yoktur bizde. Kabak borani çorbasıdır o. Zaten yazdığınız zaman yemeği diye çıkmaz bu. Peki kabağı bu kabak mı? Bu kabak. Bu kabak da Hatay'dan geldi. Ama benim yani baktığım her yerde pişince bu şekilde sararıyor. Değil, beyaz kabak. Pişince sararıyor o. Ya ben internetteki yorumlara bakmıyorum. Ben ilk defa içiyorum. Ama böyle ben gördüğüm çorba. Resimlerde de sarı değil. Peki beyaz. Sen yorum yapmış mıydın Sultan ablacığım? Yok, buyur yapıyorum onu. Nohut yani şey kıvam olarak ben de sıvı buldum. Elif Hanım'a katılıyorum. Un koymuyorum sıvı buldum diyorsunuz ya anlamıyorum. Etler çok fazla dağılmış. Benim tabağımda o şekilde. Hatta peki, sizin tabağınızda da o şekilde. Önce kıvam kısmını konuşayım atlamayalım. Sen diyorsun ki bu sulu olmuş. Bu kızcağız da diyor ki Kadir Bey bu çorbaya un koymuyorum. Bu çorbanın kıvamı bu. Şimdi yarışmacımız Hataylı olduğu için yani onların yöresine ait bir çorba tabii ki de doğal olarak savunuyor. Buna karşı ne diyorsun? Hayır ben bunu kabul etmem mi diyorsun? Çorba cevabın olarak ne? Kabul etmiyorum. Buyurun zaten bir ana yemek. Lütfen buyurun Hataylılara söyleyin bunu. Böyle bir saygısızlığı yapın. Ben sizden bekliyorum şu an. Ben Hataylılara saygısızlık yapmıyorum. Sizden Hataylılara saygısızlık yapmıyorum. Bunun Hataylılara bir çorba olmadığını söyleyin. Hayır. Kıvamı bu. Yasemin Hanım yine kameraları oynuyor. Hayır, evet aynen oynamaya başladınız Yasemin Hanım. Bana burada gelmişler, 2 dakika internette bakmışlar, daha tadını bilmemişler, hayatlarında içmedikleri çorba hakkında hakem kesiyorlar. E sen bana bu çorba hakkında hakem kesemezsin. Hala fikrim aynı, bu bir ana yemektir. Peki bunu yani. Çorba olarak içtiğinizde size yarattığı sıkıntı nedir onu merak ediyorum. Yani tanelerin büyük olması mı sadece? Bana sıkıntı göre kokusu. Sana eti kokusu tamam. Ben nohutlar da tam. Yani bunun çorba olarak misafirlik çıkmaması için ne gibi engel var? Yok önünde? Geliyor. Yani nohutlarda da geliyor. Bu şekilde mesela çorbayı böyle bir kaşık aldığımızda şöyle bir kaşık aldığımızda çorba ağzımıza sığıyor. Siz çorbayı böyle mi içiyorsunuz gerçekten? Ha bakın yani bu çorba mı? Yok böyle çorba mı içilir? Tanelerini aldım. Mantı çorbasında da aynı. Mantıya doldurursam böyle oluyor. Tamam da yani ama bakın çorba mı o zaman yani? Çorba. Bu çorbanın bir usulü var. Şu şekil alır pişebilirsin. Ay. Etini alıp içebilirsin. Çok teşekkürler. Tamam, böyle bir çorba içirsin zaten yok. Böyle mercimek de içemezsin. Siz zaten nimete sahipsiniz. Yasemin Hanım'dan öğreneceğiz arkadaşlar. Siz, nasıl yok, içiliyor, yok, nasıl yeniliyor. Tek bildiğim mercimek çorbası diyor. Burada gelmiş bana boran çorbasını eleştiriyorsunuz. Adama hiç konuşmayın. Hayır. Ben bilmiyorum deyip susun. Çorba olarak. Niye susalım buraya susun? Ya, o geldik, zaman biz böyle yorum yapmayın. Bilmiyorum. Mercimek dışında çorba bilmiyorum diyorsunuz. Nasıl bilmiyorum? Mercimek ben öyle şey demedim az ki. Az önce dedik ki benim dedemin kafanı tek bildiğim mercimek şu bu. Hayır çorba olarak düşündüm. Çorba tanesiz olur bizim şeyimize göre değil mi? Tamam çorba ben de aşağı Yozgat'tayım. Arabaşı çorbamız var. Böyle arabaşı çorbasında tavuğu tüm içine oturtturmuyorlar tavuğu yani. Tavuğu ama didikliyoruz öyle değil mi? Kocaman kocaman. Küçük küçük de olmaz. Hayır kocaman olmuyor o. Hadi bakalım o zaman.
Buyurun efendim. Yani ben şu an yorumlardan çok net bir şey anlamadım. Yani bu küçük doğransaydı ben bunu biz anlatamadık derdim. Kadir Bey, ben bu küçük doğransaydı çorba olarak kabul ederdim ama etmiyorum. Beğenmediğim benim nohutu diri pişmiş. Onu kabul etmiyor diri diyor. Üstelik de bak sen... Bak nohutu da kendi haşladı bu arada. Tamam ama haşlayacak zaten. Tabii ben zaten öyle hazır oldum. İki saatin en başında vuruyorlar düdüklüye. Bu saate kadar piştiği budur. Ne yapsınlar peki? Öneriniz nedir yani? Ama çok kötü değildi bence. Pişmedi abla, pişmedi işte. Yani ama bak Kadir Bey şu şekilde evet. Mesela etler. Yani gerçekten. Şey, şimdi bak. Sabiha abla. Etler bu şekilde. Evet. Ya olabilir, kaynıyor, kuzu eti hemen pişiyor, dağılıyor, normal. İstiyorsunuz ki her şey küp şeker şeklinde hiç dağılmasın. Yok sen toz şeker getirmişsin. Kendinize böyle şey mi içiyorsunuz? Toz şeker getirmişsin bize canım. Ay teşekkür Allah'ım ederim. Ya, ne fark ediyor o zaman? Çorbanız için yapılan yorumlara ne dersiniz? Ay, yemin ediyorum hayatımda ben böyle boş bir yorum görmedim ya. Şaşlılar ne konuşacaklar? Yok biri etik kokuyor, yok biri diyor kabağı büyük. Ne bekliyorsun ya? Arama motorundan bakmışlar. Bundan daha büyük görmüşler, benden bunun küçüğünü istiyorlar. Sen böyle bir şey isteyemezsin benden. Gereksizler. Yani emek isteyen peki, bir işte. Peki sen istediğin övgüyü aldın mı o çorbaya? Ya nasıl? Hamuru güzel olmuş pişmiş dediler mi sana? Yasemin Hanım demedi mesela. İçinden et tadı almıyoruz dediler. Ben et tadı almıyorum. Et tadı almadım et tadına. Üzüne soğan tadı ama kıvam olarak dediler. Güzel dedik. Şimdi de çorba güzel diyorlar. Ya ama Kadir Bey onu şey söyledi. Olur mu öyle şey ya? Sabiha Hanım bizi bir küçümsedi en başta. Küçümsenecek bir şey, bir yorum yaptığımı düşünmüyorum sofrada. Hayır canım niye küçümsün? Gönder bana büyük diye ben zoruma gitme de gönder küçüklüğü mü zoruna gideyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.